Kars'ın merkeze bağlı bir köyü, 20 kilometre uzaklıkta, 600 haneli. Köyümüzde şöyle diyeyim, o zamanki yıllarda herkesin bir geçim kaynağıydı. Tabii biz de kalabalık bir ailedeydik. Ailemizin geçimini sağlamak için, babamıza maddi daha destek olmak için. Evde de kız, 7 kız kardeş, bir abim vardı, babaannem. Biz ailemizin geçimini yapmak için, tam ben şöyle diyeyim, 7 yaşındayken biz buna başladık ki senede 5-6 halı biz çıkarıyorduk. O 5-6 halı da evimizin her türlü ihtiyacını karşılıyordu. Bunun pazarı vardı. Kars'ta şu anki kaşar dükkanı ne kadar fazlaysa, o zaman da halı satan dükkan o kadar fazlaydı. İşte zamanla bunun pazarını biz kaybettik. Kafkas halısı aslında benim kendi düşüncem, yıllardır mücadelesini verdiğim bir şey. Tekniğine uygun çalışma yapılmadı. Herkes evde, çoluk çocuk, bilen bilmeyen bu işi alınca kalitede düşüklük oldu. Kalite düşünce biz pazarımızı kaybettik. Bu projeyle biz bu sanatı yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. İnşallah kursiyerlerimiz de çok azimli, yine devam eder. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bugün? İyi, sağ olasın. İyi. Yani başladık başlayalım. Birazcık öğrendiniz değil mi? Evet, hiç bilmiyorduk hocam. Hiç değil mi? Hiç bilmeden başlayıp bu seviyeye geldiniz. Yani ben dahasını istiyorum sizden ki bu sanatı biz yaşatalım. Ama biliyorsunuz zamanımız bayağı kısıtlı. Bu 3 ayda biz bir şeyler üretip çıkarmak, bunun yanında da Kafkas halısını, bizim bu dokuduğumuz tekniği, kilim olsun, halısı olsun, tamamen tekniğiyle öğrenmek. Yani eskiden Osmanlı saraylarını süsleyen bu kilim halıları, biz bugünümüzde de el sanatını vazgeçilmez hale getirmek sizin ellerinizde. İnşallah hepinizden o azmi ve kararı bekliyorum. Haydi arkadaşlar, herkes hemen derse başlayalım. Keşmiş çalışın. Sıra beyaz, 2 sırada kırmızı, o şekilde devam edeceğiz sonuna kadar. Hangi rengi nereye kullanmışsak aynısını bu tarafta istiyorum. Sakın hata yapmayalım. Nuran Coşkun Aras, Kars'ta dünyaya geldim ve Kars'ta yaşıyorum. Kilim dokumayı daha 7 yaşlarında, kalabalık bir ailenin çocuğu olduğum için biraz ekonomik gücümüz iyi değildi. İşte aile bütçesine katkı olsun diye annemler ilk halı kurmaya karar verdiler. Ve o zaman yardımcıya yancı derlerdi. Bir tane kadınla anlaştılar. Kadın geldi bize. Tezgahı kurdu. Güya bize halıyı bitinceye kadar yardım edecek. Tezgah kurdu, tam dokumaya başladık. Ben işte çocukluk hevesi, bir ilmek yapmaya falan başlayınca sonunda kadından şöyle, kadın bize en fazla 2 gün çalıştı. Tam yaptığımı görünce kadın işi bıraktı gitti. Kaldı babaannemle bana, bir ablam vardı. Halının yarısını babaannemle ablam yapardı, yarısını ben. Ondan sonra başladım ki öyle devam ettim. Hem okuyordum hem halı dokuyorduk. Ta ki
liseye başlayıncaya kadar. Serap, ne yapıyorsun? Doluyorum şimdi suyu. Şu arayı dolacaksın değil mi şimdi? Tamam. Şurada bak bir boncuk oluştu şimdi. Onu iğneyle geri çekelim ya da sonradan da şurayı bir düzel. Şurada bir geçkide bir genişlik var, şuna bak. Gevşeklik. Bunu işte düzeltmemiz lazım. Bir de kenardaki şu genişlemeye bak. Yani buradaki o genişlemeyi sen bile fark ediyorsun. Yani ileride bir usta olacaksınız ama şu hatayı yapmaman lazım. Şuna bak. Yani yapman bütün lazım. Tabii bütün tekniğin o güzelliğini siliyor. Şundaki görüntüye bak. Şuraya bir daha gelince gelince şöyle daha biraz daha sık, daha üstünde oturacak şekilde. Şuna bak. İyice otursun. Tamam. Yani iyice tekniğiyle öğrenin ki tam yapın. Yani siz de birilerine öğretince en azından öğrenmiş olarak doğrusunu öğretin ki hatalı olmasın. Ben Demet Alagöz. Karslıyım. Kars'ta büyüdüm. 6 çocuklu ailenin en küçüğüyüm. İşletme mezunuyum ben. İş bulamadım. Memuriyet istedim. Hep sınavlara çalıştım ama bir türlü bir şey yapamadım. Bizim hiç köyümüz yok. Ben hiç halı, tezgah hiçbir şey görmemiştim. Halı nasıl dokunur hiçbir fikrim, hiçbir bilgim yoktu. Arkadaşımla başvurduk. Hani böyle bir değişiklik olsun. Öyle başladı bizim halı maceramız. Yıllardır zaten benim en büyük amacım bir Kafkas halısı, bu el sanatımız ölmesin. Yani Doğu Anadolu'da bu yeniden canlansın. En büyük isteğim bu, neden olmasın dedim. Öyle kabul ettim, öyle de başladık. Önce projeye kursiyer çağrısı yapıldı, duyurular yapıldı. Bayağı isteyen oldu. Hem de çok istekliler. Artık eskisi gibi değil. Herkes bu dokumayı yapmak veya öğrenmek istiyor. Hatta çok da azimli insanlar var bu konuda. Biz onların içinde 21 kişinin seçilerekten kursa başladık. Kursumuzda 7 büyük tezgahımız var. Biz bu 7 büyük tezgahı büyük olarak çalışmadık. Çünkü 21 kişiye farklı farklı şeyler öğretip onların öğrenmesi, aynı kalitede yapmadıkları için her birine farklı bir görev verdik. Müze gezisinde tamam heybe duymuştum ama böyle müzeye de gitmiştim daha önce. Hiç görmemiştim ben o heybeleri, o kilimleri, dokuma tekniklerini. Birlikte gittiğimizde müzeye heybelerin nasıl olduğunu, nasıl dikildiğini, ikisi arasında farkı, kilimlerin nasıl dokunulduğunu, halının mesela desenlerinin ne anlama geldiğini orada öğrendim. Müzeye sizi getirmemin amacı şu anda okuduğumuz halının bir geçmişini iyice görmeniz için. Halı tezgahı bir bütün olarak düşündüğümüzde geçmişten 100 yıllar öncesinden günümüze aynı gelmiş. Yani buna tek bir değişiklik, yeni bir sarma tezgah yapmışlar. Onda da bir çözgü aparatı kullanılıyor ki şu anda kursumuzda kullandığımız tamamen doğal olanı. Doğal olanında çözgüler direkt halıya sarılarak yapılıyor. Daha sonra küçüleme işlemi yapıldıktan sonra dokumaya başlanıyor. Daha rahat çalışmak için yünleri yumak halinde yukarıdan. Yani şu an bizim yaptığımızın aynısı bu. Farkındaysanız hepsi aynı. Önceden de gittiğim halde müzede ben onları hiç fark etmemiştim. Kurstan sonra fark ettim. Hazırlıyorlar o dönemde ki şimdiki gibi tabi deri ahşap sandalye. Şimdi karşı taraf. Kursa ilk başladığımızda
tezgahı getirdiler, çözgü iplerini getirdiler. Bilenlerle birlikte biz de yapmaya çalıştık. İşte tekniğini öğrenmeye çalıştık. Daha sonra halılar, kilim halı ikiye ayırdılar. Bilenler kilimin zor olduğunu söylediler. Biz hemen kolayına kaçarak halıya geçtik. İlk düğüm atarak sonra örneğimize geçtik. Halımızı örmeye başladık. Yani zevkliydi, güzeldi. Bir örnek çıktıktan sonra diğeri nasıl olacak diye merak içinde, zevkle. Yani güzeldi. Adım Funda Sakar. Kars'ta doğdum, Kars'ta büyüdüm. Ailemle yaşıyorum. Ben zaten el sanatları mezunuyum. Halıya da öyle başladık, meraktan başladık. İlk başlarda biraz korkumuz vardı. Öğrenir miyiz, öğrenemez miyiz, becerir miyiz, beceremez miyiz? Ama yani yaptık, becerdik. Güzel de gitti yani, zevk de aldık. Hocamızın anlattıkları ilginçti. Mesela çeyiz sandığı vardı, heybelerimiz vardı. Yani güzeldi. Yani her nakış bir ifadeydi. Yani herkesin duygularını ifade ediyordu nakışlarımız. Ejderha deseni vardı. Deseni vardı. Aileyi başka koruyordu. Başka ne vardı? Sevgiden şeyler vardı. Birliği, beraberliği ifade ediyordu. Şimdi arkadaşlar, kaç gündür başladık halıları dokumaya. Ama içinizde desenlerin manasını bilen var mı? Yaptığımız desenleri. Eğer bilmiyorsanız bugün desenlerle ilgili konuşalım. Şimdi bu elimde bir kitap var. Türk El Dokuması Halıları. Bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çıkardığı bir katalog. Ben bundan çok esinlenerek size desen yerleştirmeye çalıştım. Artı burada çok farklı şeyler var. Mesela göz var, tamam mı? Ejderha hayat ağacını koruyan hayvandır diyor. Üç motif ejderha, hayat ağacı ve kuş motifi bir araya gelirse bu ruhun sürekliliğini ve ölümsüzlüğü temsil eder. Sevim teyzenin halısındaki şu gördüğünüz, biz Kars yöresinde aşık da derler, ona göz derler. Hatta Sevim teyzeye ilk başlarken ben anlattım. Dedim ki bu nazardan korunsun diye. O zaman öyle düşünüp öyle yaparlarmış. Diyelim halı dokuyor. Hadi her birinin bir anlamı var. Yani o dönemdeki kültürü tamamen günümüze yansıtıyor. Nasıl ki insan kompozisyon yazar, farklı duygularını, düşüncelerini, giriş, gelişme, sonuç gibi, halı da öyledir. Yani sizin bu dokuduğunuz halda bir kompozisyon, bir sanat var. Orada sizin anlatmak istediğiniz, aynı nasıl bir makale varsa burada da onu anlatıyorsunuz. Geçmiş yıllarda tamamen duygularını belki anlatamamışlar. Yaşam tarzı olarak, evet. Günümüz gibi değil yani. Yaşam tarzı olarak belki anlatamamışlar. Aileye bir genç kız diyelim bir motif yapıyor. Evliliği düşünüyor ama söyleyemiyor. Bunu desenle, motifle söyleyebiliyor. Ayrıca oradaki isteklerini, duygularını, nasıl bir evlilik düşünüyor veya şey sandığı falan hazırlarken bu yaptığı dokumalarda tamamen duygularımızı yansıtıyor. Senin desenin şu kenardaki nazar boncuğu. Senin ve dokuduğun halıyı nazardan koruyor. Seninki öyle. Bir diğeri var Melek Babür'ünkü, koç boynuzu. Koç boynuzu erkeğin doğurganlığını ifade eder. Tamam mı? Yaptığınız motiflerin anlamını bilerek yaparsanız daha çok seveceksiniz. Ve daha farklı istekleriniz olacak. Hocam hadi bunu yapalım diye. Hem kilim dokumayı öğreteceğiz hem heybe. Heybe ismi geçince de biz halı olarak da çalışalım dedik ki hem kilimi bilsinler hem halıyı. El sanatlarımızın her iki branşını da öğrensin diye. Biz hem halıdan heybe yapacağız, hem kilimden heybe, hem de küçük kilim desenleri, yolluklar şeklinde küçük paspaslar olabilir. Kurulumunu kursiyerlerle birlikte tam kursun başında ilk kursun amacını anlatarak, bunlar da onun bilincinde, yani şu anki kursun öneminin farkındalar. Daha sonra kurulumunu bile beraber yaptık. Küçülemesinden tutun da ilk başından her şeyi öğrensinler istedik. Hem kilimi yapsınlar hem halıyı yapsınlar ki bunlar ileride bir iş sahibi olsun.
İlk önce arkadaşlar, bilen arkadaşlar kilimin zor olduğunu söylediler. Biz de halıyı tercih ettik, halıyla başladık. Daha sonrasında kilim de ördük. Ben kilimin hani o kadar zor görmedim. Kilimi de becerdim, yani güzel de yaptım. Kolay öğreniyoruz. Öğretmenimiz de kolay öğretti. Bulunduğumuz yerde arkadaşların da bilenler de vardı, bilmeyenler de vardı. Ben kilim örmeyi hiç sevmedim. Biraz zorlandım gibi. Ama halı dokumasını sevdim. Halı daha zevkli geldi bana. Güler, şimdi biz burada kilim çalışıyoruz. Evet. Tamam mı? Sana da şu an desende nasıl çalışma yapıyoruz onu göstereceğim. Tamam mı? Nasıl yaptığını. Öndekileri arıyorsunuz değil mi? Şimdi var ya, şu anda şöyle düz olduğu zaman elimizi tam şu aradan alıyoruz. Tamam mı? Evet. Şöyle ipliği. Bunu tabii tam çekmiyoruz. Eğer çekersek orası iyice gergi yapıyoruz. Evet. Tamam, şimdi tarak. Öndekini bırak, arkadaki üsttekini alta veriyoruz. Arkadaki tamam mı? Öyle. Şuna bak. Evet. Alttakini yavaş yavaş yapayım. Sen daha iyi ya. Arkadaki şunu öne geçiyorum. Geldi. Arkadaki öne geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Tarakla yedirme yapıyoruz. Bunu çekmeden yapıyoruz değil mi? Hayır, şunu çekmiyoruz. Sonra tarakla vuruyoruz. Evet. Şimdi geçkisini yapacağız, tamam mı? Şuna bak. Üsttekini bırakıyoruz, aralardan sadece altı topluyoruz, tamam mı? Evet. Şuna bak. Sonra geçiriyoruz, şuna bak şimdi. Şurada boncuk yapıyoruz. İyice çekmeden değil mi? Çekmeden. Evet. Gevşek bırakıyoruz, bir elimizle de tutalım. Yani onu o kadar da serbest bırakmayalım. Yedirerek boncuk yapıyoruz. Ne oldu? Zemine tam oturdu. Evet. Şimdi sen yapar mısın? Önce düz alıyorsun, evet. Tamam. Şöyle alıyoruz. Şimdi geçiriyorsun. Alt tarağa. Şöyle yapıyoruz. Kenara şöyle. Çok dikkat et. Şimdi, evet. Şöyle. Üstü bırakıyorsun, alt alıyorsun. Üstü bırakıyorsun, alt alıyorsun. Şimdi kenara çok dikkat et. Bak şurayı çok aralama. Şuradaki bardız kilimdeki tırnak. Kars 9 ayı kış, 2 ayı yaz olan bir yer. Kış yok, 2'ye de ayrılıyor aslında. Kış ve kara kış Kars'ta. Ama tarihi yapısı olarak Kars, bilmiyorum, ben çok seviyorum. Sokaklar, caddeler, Rus özelliği de olan bir yer. Hiç çıkmaz sokak yoktur. Nereye dönsen tarihi bir eser, tarihi bir yer vardır. Ama biraz bakımsızlığı vardır tarihi yerlerinde. Gelindiği zaman bir ani kenti. Kale, sonra Harakani Türbesi, yanındaki 12 Havariler Kilisesi, daha sayılmayacak bir sürü tarihi eseriyle bence bir başkadır şehrimiz. Kaleyi ben seviyorum çünkü bizim evimiz kalenin hemen aşağısındaydı. Yani çocukluğumuz burada geçmiş diyebilirim. Yani burada büyüdük. Yani yabancı sayılmayız. Yani seviyoruz gidip gelmeyi. Yani kaleyi daha çok seviyorum. Daha çok iyi biliyorum. Her yerini gezdiğim için. Yani burada büyümüş sayılıyorum.
Bir usta bin usta projesini belki ben de ileride hani yürütebilirim. Sertifikamı aldığım zaten meslek lisesi de mezun olduğum için öyle bir proje ben de yapabilirim yani. Birileriyle olursa yaparım. Hani birlikte olunacak bir şeyse yaparım. Pazar yeri yapılabilir, satılacak yerler yapılabilir. İnsanlar özel kendileri için dükkanlar açabilirler. Belediyenin de yardımıyla bir yerlerde hani bir şeyler açılabilir. Nasıl o şehre ait şeyler çarşılarda sergileniliyorsa Kars'ta da öyle bir şeyler yapılabilir. Demet, zaten son işlerimizden birkaç iş kaldı elimizde. Bunları da bir an önce tamamlayalım. Şimdi gel. Gel, senin şu mesafeyi kapatmamız lazım. Bir geriye sertifika törenimiz kaldı. Cumartesi öğleden sonra inşallah. İşte usta çırak ustaya geçmesi lazım. Evet, geçmesi lazım zaten. Diyor ki, usta da kalırsa bu öksüz yapı onu sürdürmeyen çırak utansın. İşte burada önemli olan sizin bir şeyler üretip bir şeyler yapmanız. Artı bunu bir sanat haline getirip hediyelik eşya türünde falan biz bunu ilerletebiliriz. Turistik yerlere satışını yapabiliriz. İşte önemli olan burada sizin öğrenmeniz, bu sanatı sürdürmeniz. Küçük standlar kurup çalışmalarımızı diyelim evde yaptığımız küçük tezgahları bazen oraya götürüp hem çalıştığımızı görsünler hem çıkardığımız ürünü görsünler. Biz o zaman var ya şöyle yaparlar, hediyelik eşya mı alacak? Bunu tercih eder. Çünkü el emeği göz nuru. Yani bunlar bizim en iyi bir kültür mirasımız. Eskiden duygumuzu anlatan, yaşantımızı, isteklerimizi anlatan bir sanat. Ki bunu sizin öğrenmeniz, 21 kişiden biri olmanız büyük bir şans. Artı bundan sonra da inşallah bir sanat haline getirmeye çalışırsınız. Ana renkler örmesi kilimde hem örmesi güzel hem de desenlere daha güzel yakışıyor. Bir de Kafkas halı örnekleriydi bizimkiler. Ana renkler örneklere daha çok, motiflere daha çok yakışıyordu. Onları daha çok beğendim. Nurhan Hoca işine hakim bir öğretmen. Neyin nerede nasıl yapıldığını, yanlışın nerede olduğunu ve çok pratik öğreten bir öğretmen. Geçmişte hepimiz evimizde yaptığımız bir işti. Bunun yanında geçmişte yapıp da şu an yün, tezgah bulamayan, içinde bir uhde kalanlar çok. İnanın ki biz bu kursu açtık, 21 kişi... Bu 20 kişiyi o kadar özenle seçtik ama daha kurs devam ediyor ki her gün hiç gelmese 2 kişi bize, biz de gelelim, biz de dokuyalım, bizi de alın diyenler çıkıyor. Arkadaşlar, ürünümüzün çoğunu aldık, çalışmalarımızı bayağı tamamladık ama bu yeni yaptığımız işlerinde, bu son yapılanları da artık aynı öğrendiğimiz şekilde tamamlamaya çalışacağız, tamam mı? Desenlerimizi falan onun gibi yerleştireceğiz. Yeni başlananları da artık her şeyi size emanet ediyorum. Çok güzel bir çalışma oldu. Bundan sonra da hepinizi birer usta görmek istiyorum. İnşallah öyle olacak. Tamam mı? Hadi. Ben de teşekkür ederim size. Ürünlerimiz de güzel. Elinize sağlık. Heyecanlıyız. Bir kurs daha bitti. İnşallah daha güzel şeylere sebep olur. Daha güzel şeyler yapılır bunlarla. İki buçuk aydır burada kurs görüyoruz. Hiç bilmiyordum. Hanayı hiç gördüğüm yoktu. Yani halı tokumayı öğrendik, kilim tokumayı öğrendik. Bu Kars'ın kaybolmuş bir kültürü. Biz yeniden bunu canlandıracağız.
sürekli duyardık ama ne olduğunu bilmezdik. Nasıl olur, nasıl örülür, nasıl yapılır? Geldik, öğrendik. Ailemize destek çıkmak istiyoruz. Bütçemize katkı olmasını istiyoruz. Evde oturmaktan sıkıldık. Cumartesi günü biraz heyecanlıyız. Biraz değil, tam heyecanlıyız. Sertifikalarımızı alacağız. Kursumuzu bitiriyoruz. Bir yandan da hüzünlüyüz. Yani kursumu ben gerçekten sevdim. Yani arkadaşlarımızı, ortamımızı. Yani iyi ve güzeldi. Bizim için iş imkanı oluyor. Sertifikalarımızı aldıktan sonra bir kurs yeri açabilme imkanımız var. Bizim öğrendiklerimizi biz de insanlara öğreteceğiz. Geleceği daha parlak olarak görüyorum ben. Çünkü değeri anlaşıldı ve daha çok önem veriyorlar. Bence geleceğe daha güzel gider bu el sanatları. Biz bu kursu yapınca heybe bayağı dikkat çekti. Hatta turistik süs eşyası olarak almak istiyorlar. Heybeler, hayvanlar da insanlar da taşırdı onu. Atın üstüne koyarak işte eşya taşımada. Şimdiki poşet gibi. Çocukken hatırlıyorum, bizim köyden bir tanesi sırtına alırdı, Kars'a giderken bile yine o heybeyle giderdi, ayrılmazdı.